Merhaba çocuklar. Bugün atasözleri ve deyimlerle ilgili bir test çözeceğiz birlikte. Hepimize kolay gelsin diyorum. Birinci sorumuz, çok sık düşünce ya da konu değiştirmek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Şıklardan gidecek olursak, dal budak salmak, dağılmak, yayılmak anlamına geliyor. Daldan dala konmak, bir konuyu bırakıp başka bir konuya veya bir sözü bırakıp başka bir söze geçmek anlamına geliyor. Dallanıp budaklanmak, işin çok büyümesi, etrafa yayılması anlamına geliyor. Danışıklı dövüş, karşılıklı anlaşarak bir şey yapmak anlamına geliyor. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği, yani daldan dala konmak olacak. İkinci soru, annem her zaman yemeği göz açıp kapayıncaya kadar hazır ederdi. Yukarıda verilen cümlede annenin hangi özelliği belirtilmektedir? A. İşini severek yapması. Burada onunla alakalı herhangi bir şey yok. B. Çalışkan olması. Bunu da ifade etmiyor. Bizim için önemli olan göz açıp kapayıncaya kadar yapması için ne olması gerekir? Elinin çabuk olması gerekir. O zaman direkt cevabımız C seçeneği, yani elinin çabuk olması. Üçüncü soruya geçelim. Öyle bir şey yaptı ki adeta defteri dürüldü. Yukarıda verilen cümlede altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği işine son verilmesi. Defteri dürüldü deyimi halk arasında sıkça kullanılan bir deyimdir. Birinin işine son verilmesi veya bu oradan uzaklaştırılması anlamına geliyor. Direkt A seçeneği işine son verilmesi oluyor. Dördüncü sorumuz, tuzağa düşürüp çıkar sağlamak anlamına gelen deyim hangisidir? A. Hesaba almak. Hesaba almak, yani birini dinlemek, ona önem vermek. Kafese girmek kişinin kendi yaptığı bir şey. Bu olmaz. Hesabını bilmek de farklı bir anlamda, yani ne yapacağını bilen, kendisini düşünen anlamına geliyor. Kafese koymak da başkasına tuzak kurmak anlamına geldiği için cevabımız D seçeneği, yani kafese koymak oluyor. Beşinci sorumuz, boş ver, rahatına bak, sen mi düzelteceksin dünyayı? Yukarıda verilen cümlede rahatına bakmak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer şıklardan baştan başlamayalım da alttan gidelim. Karma karışık etmekle bir alakası yok. Dümdüz etmek de yok. Rahatlamak da değil. Cevabımız rahatını sağlamaya çalışmak. Yani A seçeneği. Altıncı sorumuz, çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Eceline susamak, yani birisi kötü bir şey yapar, karşısındaki onu öldürmeye çalışır sanki. Sen eceline mi susadın deriz. Bu anlama geliyor. Bu olamaz. Sıkıştığımız zaman sanki ölecekmişiz gibi olur. Üzerimizden terler akar. O zaman ne oluyor? Çok korkmuş ve heyecan içinde olmuş oluyoruz. O zaman seçeneğimiz ecel terleri dökmek oluyor. Eceli gelmekle ecel aman verirse cümleleriyle hiçbir bağlantısı yok. Direkt cevabımız B seçeneği. Damlaya damlaya göl olur atasözü ile anlatılmak istenen nedir? Bu atasözünü her zaman kullanırız. Biliyorsunuz ki çoğalmakla, büyümekle, bir işin arkasına düşüp onu geliştirmekle alakalı. Damlalar bir araya gelip gölleri oluşturur ama bir tek bu göl oluşma konusu sadece suyla alakalı bir şey değil. Her damlanın bir anlamı olduğuyla da alakası yok. Küçük şeylerden büyük şeyler oluşacağı anlamına geliyor. Burada seçenek C. Meyveli ağacı taşlarlar. Atasözünde anlatılmak istenen nedir? Meyvelerin sevilmediği, toplumda değeri olan kişileri kıskanıp değerlerini yok etmeye çalışmak anlamındadır diyor.
Üçüncü seçeneğimiz ağaçların meyve verdiğini. Dördüncü seçeneğimiz meyve veren ağaçların taşlanması gerektiğini. Burada değerli olan kişilerin kıskanılıp değerlerini yok etmek anlamında olduğunu hepimiz anlamışızdır. Cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz tartışma sırasında öyle bir konuştu ki karşısındakini lafa boğdu. Yukarıda verilen cümledeki lafa boğdu deyiminin anlamı nedir? Güzel konuşmak değil, laflarla ezmek hiç değil. C seçeneğindeki karşısındakinin söz söylemesine fırsat vermemek olduğunu hepimiz anlamışızdır. D seçeneğinde hiç verilen cevapla hiçbir alakası yok. Doğru cevap C seçeneği. Mehmet'in babası öyle sıkıntılar çekti ki sonunda istediğini elde etti. Yukarıda verilen cümlede Mehmet'in babası için söylenecek atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Hatasız kul olmaz. Yukarıdaki cümlede herhangi bir hatadan bahsetmiyor. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Burada bir menfaat konusundan da bahsedilmiyor. Sabreden derviş muradına ermiş. Yani sabretmenin önemli olduğunu, sonunda istediğini elde edebileceğini ifade ediyor. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Direkt A seçeneğinde deneyimden bahsediyor. Deneyim ne yapmış? Süt içmiş, ağzı yanmış. Aslında yoğurtla ağzının yanmayacağını bildiği halde ama bir kötü deneyim edindiği için onu üfleyerek yiyor. O yüzden seçeneğimiz direkt A seçeneğidir. 12. soruda kimseye kötülük yapma, kimseyi arkasından çekiştirme, bu tür hareketlerden kaçın yoksa gün gelir aynı şeyi onlar sana yapar, zor durumda kalırsın. Yukarıdaki metinde verilen anlamı tamamlayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Kaçan balık büyük olur. Bununla alakası yok. Elimizdeki fırsatlardan birisi giderse ona üzülürüz. O büyük olur. O anlama geliyor. Horozun çok oğlan köyün sabahı geç olur. Bu da bir konuda birçok kişiden sözler duyar. Onları dinlemeye çalışırsan o zaman hiçbir şey elde edemezsin. Boşa gider zamanın. Üçüncü yani C seçeneği çalma elin kapısını çalarlar kapını. Burada anlatılmak istenen sen başkasına kötülük yaparsan bir gün gelir sana da yaparlar. Yani sen başkasının kapısını çalarsan bir gün gelir senin de kapını çalarlar. Yani cevap C seçeneği. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı ve işbirliğini öğütleyen bir atasözüdür? Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Bununla alakası yok. Can canın yoldaşıdır. Bunun da bir anlamı yok. Her taş baş yarmaz. Bu da değil. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar. Sözü de bu anlama geliyor. Bir kişi tek başına beceremediği şeyi iki kişi, üç kişi bir araya gelince daha iyi yapar anlamına da geliyor. O yüzden bir elin nesi var? İki elin sesi var. 14. sorumuz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Yukarıda verilen atasözü aşağıdakilerden hangisiyle benzer anlamlıdır? Aman dileyene kılıç kalkmaz. Yani birisi aman ben yaptım sen yapma dediği zaman biz geriye çekiliriz. B seçeneğimiz kimsenin ahı kimsede kalmaz. Yani sen bugün birine bir kötülük yaparsan ben yaptım bu bana kaldı bana bir şey olmadı gibi düşünmemen gerekir. Bir gün mutlaka bu iş sana da döner. Ona yaptığın şeyin cezasını bir şekilde çekersin. Yani seçeneğimiz B. Geldik son soruya. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamca pireyi deve yapmak deyimiyle yakın anlamdadır? Kulağına küpe olmak. Bu bir daha unutma anlamına geliyor. Habbeyi kubbe yapmak
küçük bir şeyi büyük yapmak anlamına geliyor. Bu cevabımız aslında bu. Diğer şeylere de bakalım. Taşıma su ile değirmen dönmez. Yani küçük bir şeyle büyük bir şeyi beceremezsin anlamına geliyor. Son cümle ise Hanya'yı Konya'yı görmek. Yani bundan sonra sen ne yapacağımı görürsün anlamına geliyor. Burada cevabımız habbeyi kubbe yapmak. Yani B seçeneğidir. Gördüğünüz üzere cevap anahtarımızda aşağıda sıralandığı gibidir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizi öpüyorum.